Yazılı Yazı Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar, 2. dönem, 2. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Bu kısa hatırlatmamızın ardından Hemen ilk sorumuzda başlamadan önce şunu da hatırlatalım arkadaşlar bu bildiğiniz gibi ikinci dönem ikinci yazılarınızın birçoğu test olmakta birçoğu ise gene klasik test şeklinde devam etmektedir. Bu yüzden de ben de her iki sınav tipine de uygun olmasından dolayı yarısını klasik ve yarısını test olacak şekilde karşınıza sunuyorum. Gene test olur sınavınız veya klasik karışık olur fark etmez bu yazılı gene bu örnek sizin için her türlü faydalı olacaktır. Buradaki klasik bir soru karşısında test olarak gelebilir. Test olan bir soruda klasik olarak karşınıza gelebilir. Herhangi bir farklılık söz konusu değil. Ve ilk bölümümüzde başlayabiliriz. Boşluk doldurma bölümümüz. Kur'an insanın nokta nokta yoluyla Allah'la aracısız iletişim kurabileceğini bildirir. Ne yoluyla? Dua yoluyla. Aslında dua nedir? Allah'la bir iletişim yoludur arkadaşlar. Allah sıkıntılarımızı dile getiririz, ne istediğimizi dile getiririz, sevincimizi sözü söyleyebiliriz. O yüzden dua Allah'la bir iletişim yoludur. Nokta nokta paylaştıkça çoğalır, nokta nokta paylaştıkça azalır. Üzüntülerimiz, sevinçlerimiz paylaştıkça çoğalacaktır. Sevinçler, sevinçler paylaştıkça çoğalır, Üzüntülerimiz ise paylaştıkça azalacaktır. Üzüntülerde paylaştıkça azalacaktır. Eğer bizim bir üzüntümüz varsa bunu bir dostumuza anlatırsak o dostumuz bir çözüm üretecektir. Bizi sakinleştirecektir. Üzüntümüz de böylece azalacaktır. Mutlu bir haber alıyorsak dostumuza paylaştığımızda o da sevinecektir ve mutluluğumuz daha da artacaktır. Nokta nokta doğanın yeniden canlanması, bolluk ve bereketin habercisi, bağrın gelişi olarak kutlanan bayramdır deniliyor. Ne bayramıdır bu? Nevruz bayramı olacaktır. Buraya da direkt Nevruz bayramını yazıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay hangi aydır? Ramazan ayı olacaktır arkadaşlar. Ramazan ayının Kadir gecesine indirilmeye başlanmıştır. Unutmayalım önemli bir bilgi. Son boşluk doldurma sorumuza devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Allah, insan ve nokta nokta ile ilişkisi vardır. Allah'la, insanla ve ayrıyeten evrenle ilişkisi söz konusu olacaktır. İşte insan evren ilişkisi, Allah evren ilişkisi gibi insan Allah ilişkisi gibi ifadeler Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır arkadaşlar. Buna göre nasıl davranmamız gerektiği orada yazılıdır. Diğer bölümümüz doğru yanlış bölümü. Bakalım. Beş vakit namaz Kadir gecesinde farz kılınmıştır. Yanlıştır. Kadir gecesinde ne oldu? Kur'an indirilmeye başlandı. Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandı. Ne zaman? Kadir gecesinde. Peki beş vakit na namaz ne zaman farz kılındı? O da Miraç gecesi farz kılınmış oldu. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde göğe yükselmişti. Orada da beş vakit namazın farz kılındığını söyleyebiliriz. Cumhuriyet Bayramı dini bayramlarımızdandır deniliyor. Yanlıştır Cumhuriyet Bayramı milli bir bayramımızdır. Bu ifademiz yanlış olacaktır Burası da neydi? Burası da yanlıştı arkadaşlar. Ee, peki dini bayramlarımız nelerdir diye soracak olursak Kurban Bayramımız var. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı bizim dini bayramlarımız olacaktır. Hastaları ziyaret etmeli izleniliyor. Kesinlikle doğru bir ifade. Hasta varsa tanıdığımız, onları kesinlikle ziyaret edip onların üzüntülerini paylaşmamız ve azaltmamız gerekecektir. Peygamberimizin doğduğu gün anısına kutladığımız kandil Mevlid Kandilidir. Evet bu da doğrudur. Mevlid Kandili Peygamber Efendimizin doğumunu kutladığımız bir kandil. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece Kadir gecesidir. Doğru. Ramazan ayının Kadir gecesi olacaktır bu ifademizde. Doğru bir ifadedir. Bildiğiniz gibi biz de daha yeni Ramazan ayından çıktık. Orada da Kadir Gecesi'ni değerlendirmeye çalıştık arkadaşlar. Bin aydan daha hayırlı bir gecedir Kadir Gecesi. C bölümümüze geldiğimizde de eşleştirme soruları veriliyor. Bazı kavramlarla burada biz, bize verilen bazı kavramları eşleştirmemiz istenilmekte. Milli bayramlarımızdandır. Hangisi milli bayramımız? Buradaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milli bayramlarımız arasındadır. Eşleştirelim. Önemli günlerimizdendir. Neyi söyleyebiliriz? Cuma gününü söyleyebiliriz. Cuma günü bizim için önemli bir günümüzdür. Müslümanların bayramının olduğu gündür arkadaşlar. Üzüntülerimizi paylaşmaktır. Hasta ziyaretinde üzüntülerimizi paylaşabiliriz. Sevinçlerimizi paylaştığımız ifade de burada Nevruz'da Hıdır Ellez olabilir. İşte gelişini hep beraber sevincimizle birlikte paylaşmaktayız. Bu şekilde ifade edebiliriz. Kadir'de bir kandil gecesi olacaktır. Kadir gecesi. Onu da bu şekilde eşleştirerek ilk sayfamızı tamamlamış oluyoruz. Böylelikle klasik soruların sonuna geldik. Sırada test sorularımız var. Arka sayfada da test sorularımızdan devam edeceğiz. İlk test sorumuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından ilk test sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayını önemli yapan hususlardan biri değildir? Kur'an'ın indirilmeye başlaması, evet Ramazan ayının Kadir gecesine indirilmeye başlanmıştı. Doğru olduğu için eliyoruz, yanlış arıyoruz. Oruçlunun sözlerine dikkat etmesi, yine Ramazan ayı için önemli bir ifade olacaktır. İnsanlar oruçluyken sözlerine, ettikleri küfürlere... Dikkat etmelidirler ve küfür etmemeliler arkadaşlar. Paylaşma ve dayanışmanın artması. Genel aynı şekilde Ramazan ayında paylaşma ve dayanışma en üst noktaya çıkmaktadır arkadaşlar. İşte yakın tanıdıklarımızı iftara çağırmaktayız, evimizde ağırlamaktayız gibi gibi. Zekat ibadetini yerine getirebilmesi. Şimdi burada önemli bir husus var. Zekat ibadeti illa Ramazan ayında yapılacak diye bir husus yok. Yani yılın herhangi bir bölümünde de yapılabilir arkadaşlar. Ama genellikle Ramazan ayında yapılmaya dikkat edilmektedir. Hani belli bir ay olması açısından genellikle Ramazan ayında zekat ibadeti yerine getirilebilir. Ama herhangi bir koşul yok. İşte Ramazan zekat Ramazan ayında verilmelidir diye bir ifade söz konusu değil. O yüzden bu da e, yani tam bir husus değildir arkadaşlar. Yanlış olacaktır. Z sadece zekat Ramazan ayında verilmez. Bunu belirledim. Bu önemli bir konuydu. Devam edebiliriz ikinci sorumuzda. Numaralanmış kandil isimlerinden hangileri doğrudan Hazreti Peygamber'in hayatı ile ilgilidir deniliyor? Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz'in doğumunu kutladığımız bir kandilimizdir. Direkt Peygamber Efendimizle alakalı. Regal Kandili Recep ayının ilk gecesi olarak kutlanılmaktadır arkadaşlar. O yüzden de tam olarak Peygamber Efendimiz'in e, Peygamber Efendimiz'e ilgili olduğunu söyleyemeyiz doğrudan. Berat Gecesi de gene e, Kur'an-ı Kerim'in dünya semasından toptan indirilmesi olacaktır. Bu da gene Peygamber Efendimiz'e doğrudan bir alakası yok. Bire baktığımızda Mevlüt direkt Peygamber Efendimiz'in doğumuyla alakalı olduğu için cevabımız Adana şıkkı yalnız bir olacaktır. Devam ediyoruz üçüncü sorumuzla. Biz onu yani Kur'an'ı nokta nokta gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Kadir Suresi 1 ve 3. ayet. Boşluğa ne gelmeli? Miraç, Kadir, Berat, Regaib. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmeye başlanmıştı? Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştı. Burada da zaten bu anlatılıyor. Kadir bizim cevabımız olacaktır. Miraç'la Peygamber Efendimizin göğe göğe yükselmesidir ve 5 e, vakit namaz burada farz kılınmıştır. Berat zaten berat etmek anlamında olacaktır arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. E, sonra bakacak olursak e, Regaib Kandili de Recep ayının İlk cuması olarak kutlanılmaktaydı. Buradaki boşluğumuz ise direkt Kadir Gecesi olacaktır. Gene kolay bir sorumuz olmuş oldu. Dörde bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında Müslümanları sevindiren durumlardan biri değildir? Akşam ezanıyla iftar etmek evet doğru. O kaç saat? 8-10 saat belki daha fazla aç kalıyoruz ve akşam ezanıyla beraber iftarımızı, yemeğimizi yiyoruz arkadaşlar. O yüzden bu önemli sevindirici bir husus. Cemaatle teravih namazı kılmak. Teravih namazı da gene Ramazan ayına özgü bir namazdır arkadaşlar. Yatsı namazından sonra kılınmaktadır. Ee, sonra özür nedeniyle oruç tutamamak sevindiren bir haber olmayacaktır tabii ki de böyle bir şey. Ee, insanı sevindirmez, insanı üzer aslında arkadaşlar. Elinde olmadığından dolayı. Minarelerdeki mahyaları görmek. Mahya da nedir? Gör, bildiğiniz gibi minarelerimiz var böyle. Ben tam çizemedim tabi. bu minarelerin arasına şöyle ip gelerek ışıklarla işte bazı kelimeler, harf, isimler yazılır. Mesela Allah yazılır arkadaşlar genellikle. Sonra Ramazan rahmet ayıdır gibi gibi ifadeler yazılmaktadır. Bunun adı da mahyadır. Yine bu da bizleri sevindirir ama C şıkkındaki sevindirmez. Cevabımız Ceyhan şıkkı. 5. Sizin en hayırlınız nokta nokta öğrenen ve onu öğretendir bu hadiste boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Hadisi şerifi burada yer almalıdır. Bu yüzden de burayı Kur'an'ı şeklinde söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerini acımada, birbirlerini korumada bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olduğunda diğer organlar da rahatsız olur. Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin mesajlarından biri değildir? Mümin kardeşinin üzüntüsünü paylaşmalıdır. Evet kesinlikle doğru. Bizim bir organımız ağrıdığında diğer organlarımız da bu ağrıyı hisseder. Bunlar bu organlar tıpkı bir mümin gibidir arkadaşlar. Yani mümin bir kardeşimizin üzüntüsü varsa bu üzüntü hepimizin üzüntüsü olmalıdır. O yüzden ilk ifademiz doğru. B. Bir kişinin üzüntüsüne sevmek doğru değildir. Zaten böyle bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Gene bu da doğru olarak kabul edilebilir. Mümin vücudunu hastalıklara karşı korumalıdır. Bu hadiste verilmek istenen mesaj kesinlikle bu değildir. Hani bununla bir alakası yok. Vücudun organlarına müminler benzetilmiştir. Benzetme yapılmış direkt böyle bir mesaj söz konusu değildir. Mümine yakışan şefkatli ve merhametle olmaktır. Evet bu da doğru olacaktır. Verilmek istenmeyen mesaj yani yer almayan mesaj C şıkkındadır. Cevabımız Ceyhan şıkkı. 7. Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili hangisi yanlıştır? Maddi konularla sınırlıdır. Yanlıştır. Paylaşma sadece paranı bölüşmek, ekmeğini, yemeğini bölüşmek değildir. Biz üzüntülerimizi de paylaşabiliriz, sevinçlerimizi de paylaşabiliriz. Bunlar da manevi konulardır. O yüzden maddi konularla sınırlı değildir. Yanlış. Kalpleri kazanma yoldur. Kesinlikle. Dayanışma ile yardımlaşma, kalpler kazanılır. Erdem'in bir göstergesidir. Kesinlikle toplumsal bir ihtiyaç olacaktır. Yardımlaşma, dayanışma kesinlikle bir ihtiyaçtır. Ama A şıkkındaki maddi konularla sıkı, sınırlıdır ifadesi yanlış olacaktır. Cevabımız Adana şıkkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarda görülen bir etkinliktir? Spor ve folklor gösterisi yapılması. Evet 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta stadyumlarda, okullarda spor ve folklor gösterisi yapılabilir. Ama bu dini bayramlarda yapılmaz arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Akraba ziyaretinde bulunulması da gene dini bayramlarla özgü bir ifade olacaktır. O yüzden de milli bayramlarda görülmez. Haçtan döneni tebrik etmek de gene aynı şekilde milli bayramlarda görülebilecek bir ifade değildir. Adı üstüne o millidir, dini değil. Bayram namazı kılınması da dini bayramlara özgüdür. Kurban bayramı ve Ramazan bayramında bayram namazı kılınmaktadır. Ayrıyeten belirtelim bayram namazı iki rekattır arkadaşlar bunu da söyleyelim. Ve her e, Müslüman yani erkek Müslüman Müslümanların bu hayatlarında bir kez ya yani en kötü en az bir kez bayram namazı kılınması tavsiye edilmiştir. Cevabımızda Adana şıkkı spor ve folklor gösterisi yapılmaktadır milli bayramlarımızda. 9. Sana bu kitabı her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik. Nal suresi 89. ayet. Bu ayette Kur'an özelliklerinin hangisine değinilmemiştir? Açıklayıcı olmasına. Şimdi yol gösterici dediğimizde zaten açıklayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Rahmet olmasına, rahmet olması söylenmiş zaten. Müjde olarak müjdeleyici olması da söylenmiş. Ama burada uyarıcı olması söylenilmemiş. Bakın burada herhangi bir uyarıcı ifade söz konusu değil. Cevabımız denizi şıkkı. 10. ve son sorumuza geldi sıra. Yiyin için fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf Suresi 31. ayet. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayetin mesajına uygundur deniliyor? Artan ekmeklerin çöpe atılması kesinlikle bir israftır ve uygun değildir. İhtiyaç olmadan alışveriş yapılması da israftır, uygun değildir. Gereksiz yanan lambanın söndürülmesi tasarruftur, israfın tam tersidir ve yapılması gereken bir davranıştır. Buradaki ayete de göre. Diş fırçalarken çeşmenin açık bırakılması da israftır. Bunu da eledik. Cevabımız C şıkkı. Böylelikle son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu gösterebilirsiniz. Her sınavın her dersinin yazılı videolarını kanalımızda bulabilirsiniz. Ayrıca bu yazılı sorulara ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız da yazılılayım.net adresimizi kullanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.